Eyvah, olamaz, okula geç kaldım. Hayır. Eyvah anneciğim, babacığım, okula geç kaldım. Eyvah oğlum, okula geç mi kaldın? Hadi bakalım, hemen çık, yetişirsin belki. Evet oğlum, hadi bakalım, hemen çıkarsan yetişirsin. Babacığım, ben bugün okulda ne yiyeceğim? Bana biraz para verebilir misin? Ne para mı? Oğlum biliyorsun durumumuz çok kötü. Hiç paramız yok ama cebimde son bir 10 lira vardı. Evet aşkım, son paramızı ver çocuğumuza, aç kalmasın. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Al bakalım oğlum, cebimdeki son 10 lirayı sana veriyorum. Bununla kendine yiyecek bir şeyler al, tamam mı? Ama babacığım, 10 liraya hiçbir şey alınmıyor ki ya. Of, neyse tamam. Hadi oğlum, sana iyi dersler. Of ya, yine kesin geç kalacağım ya. Of. Ha, geç kalmamışım galiba. İşte arkadaşlarım oydalar. Arkadaşlar merhaba, ne yapıyorsunuz? Vay ulan minik fare, oğlum sen mi geldin lan? Bana bak, ben minik fare değilim, tamam mı? Ben Sonic'im. Ula oğlum, sen benim gözümde minik bir faresin oğlum. Mavi bir lan faresisin sen ya. Hayır, benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Ula oğlum, bal gibi de konuşurum oğlum. Ne yapacaksın lan çakal fare? Seni öğretmeni şikayet edeceğim, tamam mı? Görürsün. Ula oğlum, bu minik fare de iyice havalanmış ya. Vay, ula senin o elindeki ne lan? Bu benim yemek payam, babam verdi. Bu parayla yemek alıp yiyeceğim. Ula çakal oli çakal, 10 liraya yemek mi var lan? Kimi kandırıyorsun lan sen? Ver lan şu 10 lirayı bana. Ne, hayır, 10 liramı vermeyeceğim, tamam mı? Bu babamın son parasıydı. Ula çakal oli çakal, 10 lirayı bana vermezsen seni döverim, zorla alırım lan. Of ya, neden böyle zorbalık yapıyorsunuz ya? Ula oğlum, sana son kez söylüyorum, sopamı da çıkardım, 10 lirayı vermezsen kafanda kırarım bu sopayı ha. Of ya, of, bıktım senden, al işte burada payam. Aferin oğlum, ben istedim mi bundan sonra parayı böyle vereceksin lan minik fare seni. Of ya, ben ne yapacağım şimdi, nasıl yemek alacağım? Ula oğlum, gördünüz mü oğlum, nasıl da aldın parasını çakalın. Helal olsun Keko ya, çok güzel aldın parasını. Şimdi yemek yemesin, aç kalsın minik fare ya. Gelin çocuklar, çeşit çeşit yemeklerim var, buyurun karnınızı doyurun. Evet çocuklar, çok güzel tatlılarım var, sosisli sandviçim var, buyurun. Of ya, şuraya bak, ne kadar güzel yemekler var ama ben yiyemiyorum. O zorbalar benim tüm payımı aldılar, aç kaldım. Ufaklık, sen niye bakıyorsun bakalım, ne istiyorsun söyle bakalım. Ablacığım, karnım çok aç ama hiç param yok ki, ne yiyeceğim ben? Aa, olur mu öyle şey ufaklık, gel bakalım, sen ne istiyorsan söyle bana, ben sana veririm. Gerçekten mi abla, o zaman bir tane pizza alabilir miyim lütfen? Gel bakalım ufaklık, al pizzanı, para da verme. Yiyeceğiz emmi, çok teşekkür ederim ablacığım, çok sağ ol. Hadi bakalım ufaklık, afiyet olsun sana. Oley be, o abla çok iyi bir abla, bana bedavaya pizza verdi, aç kalmayacağım. Vay ula oğlum, bütün parasını bana vermedi mi ya, bu pizzayı nasıl almış ya? Ula oğlum, ben sana sormaz mıyım oğlum lan? He, yine mi sen, ne istiyorsun benden ya? Of, git başımdan. Ula minik fare, sen tüm paranı bana vermedin mi lan? Sen bu pizzayı nasıl aldın çakal, yoksa benden para mı saklıyorsun lan? Hayır ya, para falan saklamıyorum, tüm paramı sana verdim. Ula yalancı çakal, tam paranı bana verdiysen bunu nasıl aldın lan ha? Bu pizzayı nasıl aldın oğlum? Şuradaki abla bana bedavaya verdi pizzayı, git başımdan, ben yemek yiyorum. Ula oğlum, bu pizzayı ben yiyeceğim lan, ver lan şu pizzayı bana çakal. Ya hayır, zaten paramı aldım, bari pizzamı bırak ya. Ulan var ya, sen çok olmaya başladın minik fare. Ulan bunun bedelini ödeteceğim lan sana. Gel lan buraya. Hayır yapma. Uyar demedin. Doktor bey, hastanın durumu nasıl? Yaşayacak mı, bir şeyler söyleyin. Kerem komiser maalesef nabza atmıyor artık. Şu anda hastayı kaybettik. Ne, nasıl olur, hasta öldü mü yani şimdi? Olamaz ya, bu ufaklığı nasıl öldürürler?
Maalesef Kerem komiser öldü bu çocuk. Kim yaptı bunu ya? Kim yaptı? Bu küçük çocuğu kim öldürmek ister ki? Of ya, bu küçük çocuğu kimin yaptığını bulmamız lazım. Hayır, olamaz canım oğlum. Hayır. Kerem komiser bizi çocuğumuza kim yaptı bunu? Evet, benim çocuğuma bunu kim yaptı? Sonic ailesi, üzülerek söylemeliyim ki çocuğunuzu kaybettik ama hiç merak etmeyin. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Onların yanına bırakmayacağım, tamam mı? Kerem komiser, bizim çocuğumuzun kimseye zararı yoktu. Bunu ona kim yaptı? Bul onu lütfen. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu çocuğa bunu kimin yaptığını bulacağım, tamam mı? Sonra da size teslim edeceğim, yani intikamınızı alacağım. Benim çocuğuma bunu neden yaptılar? Siz hiç endişelenmeyin. Şimdi çukurun etrafındaki şüphelileri sorgulayacağım. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Hiç merak etmeyin. Tamamdır Kerem komiser, sana güveniyoruz. Çocuğum benim. Evet arkadaşlar, korkun çukurun etrafına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bebek Sonic okulda çok kötü bir şekilde yaralanmıştı ve ölmüştü. Şimdi burada sizlerle birlikte şüphelileri sorgulayacağız arkadaşlar ve suçlu kişiyi bulup çukurun dibine göndereceğiz. Arkadaşlar, sizin yardımınıza ihtiyacım var. Suçluyu tek başıma bulamam. Sizden yardım alacağım. O yüzden şüphelendiğiniz kişiyi yoruma yazmayı sakın unutmayın. O zaman herkes hazırsa arkadaşlar, şüphelilerimizi tek tek tanıyalım önce. Şöyle baştan başlayalım. Burada elinde testere olan bir tane sünnetçi var arkadaşlar. Onun yanında Baldi var. Kaslı Baldi arkadaşlar, okulda öğretmenlik yapıyor. Belki de Sony'yi o öldürmüştür. Onun yanında hırsız Hello Neighbor var arkadaşlar. Sürekli hırsızlık yapıyor. Onun da yanında Keko var arkadaşlar. Okulda sürekli zorbalık yapıyor. Belki de o yapmıştır yani. Burada bir tane goril ve örümcek karışımı bir şey var arkadaşlar. O da şüpheli. Onun yanında bildiğimiz fakir var. Klasik fakir. O da şüpheliler arasında. Ve Haloa var arkadaşlar. Haloa da yapmış olabilir. Son şüphelimiz de Hanzo arkadaşlar. Şimdi şüphelilerimizi tanıdık. Siz kimden şüpheleniyorsunuz? Ben en çok Keko'dan şüpheleniyorum. Siz kimden şüpheleniyorsanız yorumlara yazın. Şimdi sorguya başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle baştan başlayacağım. Hanzo'ya soruyorum. Hanzo, söyle bakalım. Bebek Sony'yi sen mi öldürdün? Hanzo kimseye zarar vermemek. Vallahi Hanzo, sen yapmadım diyorsun da nereden bileceğiz? Belki de yaptın yani. O sırada neredeydin? Kanıtla o zaman. Ben o sırada ormanda yemek yiyordum Kerem komiser. Arkadaşlar, Hanzo yapmadım diyor. Ben ormandaydım, yemek yiyordum diyor. Hemen bir güvenlik kamerasına bakalım sizlerle birlikte. Doğru mu söylüyor, yalan mı, görelim. Evet arkadaşlar, güvenlik kamerasına bakıyoruz. Hanzo'ya bakın ya, ineği öldürmüş. Yiyecek şimdi onu. Arkadaşlar, aradığımız şüpheli Hanzo değilmiş. Tamamdır Hanzo, gidebilirsin. Şöyle sıradan devam edelim sorgumuza. Burada Haloa var arkadaşlar. Haloa, söyle bakalım. Sen mi öldürdün bebek Sony'ye, söyle. Ola Kerem komiser, ben neden öldüreyim oğlum? Vallahi bilmiyorum. Sen de şüpheliler arasındasın. Madem sen öldürmedin, o sırada ne yapıyordun? Neredeydin? Söyle bakalım. Ola oğlum, ben o sırada şehirde lüks arabamla geziyordum oğlum ya. Demek lüks arabanla şehirde geziyordun, öyle mi? Arkadaşlar, kameralara bir bakalım. Doğru mu söylüyor, yalan mı, görelim. Evet arkadaşlar, güvenlik kameralarına bakıyoruz. O da ne öyle ya? Haloa'ya bakın arkadaşlar. Lüks arabamla geziyorum diyordu. Traktörle geziyor yani. Ya Haloa, senin lüks araba dediğin şey traktör müydü? Ula oğlum, ne olmuş oğlum? Benim traktörüm çok lüks bir traktördür oğlum. Neyse arkadaşlar, Haloa da suçlu değilmiş. O da gidiyor şimdi. Acaba suçlu kim yani? Şöyle bir bakalım. Bu arada şüphelendiğiniz kişiyi kesin yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle bir kalan şüphelilerimize bakalım. Fakir var arkadaşlar. Baldi var. Sünnetçi var. Hello Neighbor. Bir de arkadaşlar burada Keko var. Keko'dan şüpheleniyorum. Birazdan onu sorgulayacağım. Büyük ihtimal herkes Keko'dan şüpheleniyordur. Ama ben ilk önce bir fakiri sorgulamak istiyorum. Fakir, söyle bakalım. Sony'yi sen mi öldürdün? Hayır ya Kerem komiser, benim ne işim olur? Allah Allah ya. Vallahi fakir, o zaman senin burada ne işin var yani? Şüpheliler arasındasın. Sen ne yapmış olabilirsin? O sırada neredeydin, söyle. Kerem komiser, ben o sırada manavda patates, domates satıyordum ya. Demek domates satıyordun, öyle mi? Arkadaşlar bir kameralara bakalım. Doğru mu söylüyor, yalan mı, görelim. Evet arkadaşlar, güvenlik kameralarına bakıyoruz şu anda. Fakir gerçekten de domates ve havuç satıyor. Suçlu kişi fakir değil bence yani. Ben sana söylemiştim Kerem komiser, benim ne işim olur öyle ya? Allah Allah ya. Haklısın fakir, sen de suçlu değilsin, gidebilirsin. Arkadaşlar hala bulamadık suçluyu. Sony'yi kimin öldürdüğünü bulmamız lazım. Ben artık dayanamayacağım arkadaşlar. En çok şüphelendiğim suçluyu, yani Keko'yu sorgulamaya başlıyorum. Keko, söyle bakalım. Bebek Sony'yi sen mi öldürdün? Ola Kerem komiser, ben neden öldüreyim oğlum ya? Benim ne işim olur ya?
Vallahi ben öldürmedim diyorsun ama o sıralarda orada görülmüşsün yani. O zaman ne yapıyordun orada? Ne işin var? Ula Kerem komiser, ben okula gidiyorum öğrenciyim. Nasıl ne işim var ya? Ben öldürmedim ya. Hatta oradakiler seni Bebek Sony'in parasını alırken görmüşler. Buna ne diyeceksin o zaman? Ula yok öyle bir şey, yalan atıyorlar ya. Ben alır mıyım ya? Arkadaşlar ben bayağı bir şüphelendim. Zaten siz de yorumlarda keko falan yazmışsınız sürekli. Yani ben de bayağı bir şüpheleniyorum. Atayım mı o zaman? Ula oğlum ben yanmadım oğlum, atmayın beni ya, gözünüzü seveyim ya. Vallahi keko yapacak bir şey yok. Herkes senden şüpheleniyor. Ben de senden şüpheleniyorum. O yüzden seni şimdi çukurun dibine göndereceğim. Hadi bakalım, kendine iyi bak. Ula oğlum durun oğlum, atmayın ya. Evet arkadaşlar, sizlerin de yardımıyla Keko'yu, yani suçlu kişiyi bulduk. Çukurun dibine gönderdik. Sizin yorumlarınız olmasaydı asla bulamazdım. O yüzden çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.